zaman Bozavlak eniştesi oluyor. Merhaba Remzi abi. Merhaba. Nasılsın abi? Allah'a şükür sağ olasın. Sen nasılsın? İyisin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizleri ziyarete geldik. Tesadüfledim ya, kimseye de rastlayamadık. Tam karşıma siz çıktınız. Mutlu oldum Remzi abi. Bizim köyde şimdi kimse yok. Nerede millet? Millet şimdi camiye gidecek. Evet. Var. Gelenler de daha gelmedi, İstanbul'dan gelenler. Biz de bekliyoruz diyorsun, heyecanla gelecek olan grupları. Süleyman sana kim dedi buradan su veriyor? Sayın abim bir saniye. Nereye gidiyorsun? İki kelime etmeyecek misin? Benim suyun %50'sini getirecek. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk abi. İsminizi. Allah razı olsun. İsmin abinin yadigarı siz. Evet, 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 evet. Sizi unutmam ben her zaman. İsmini de söyle de millet tanısın. Seyfettin. Seyfettin abim benim, canım abim benim. Nasılsın Seyfettin? Allah'a şükür. Binlerce şükürler olsun. İşte biz buralarda işte ne yapalım? Güzel. Kaderimiz böyle. Çekil. Hayırlı işler, hayırlı bayramlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Nereye basıyordu bu lütfen? Direkt mi? Açık. Hele kurbanda pazarlık var yani. Allah Allah. Çek lan, güzel çek. Bugün 10 Ağustos. Ben bu kovagasıyım ben. Konuş abi, alıyor konuş. Ben kovagasıyım. Herkes Kerem beni soruyor, Zeyn Ali. Tamam. Ya ben bıktım, yeter. Tamam, geç başkasına git, hadi. Muhterem sen konuş. Evet. Temel. Ne konuşayım? Vallahi ne konuşuyorsun? Öğle vakti ne yediniz burada? Kayısı. Burada öğle yemeği yok burada, iç öğün. Nasıl sabah... yok ya? Ben şimdi yedim ya. Ama dayı kahvaltıyı biraz geç yapıyoruz. Hayır, yok, kahvaltıyı geç yapıyoruz. Öğlene vakit kalmıyor. Tamam da biraz çabuk konuşur musunuz? Hayır, benim kahvaltıyı geç yaptığım için akşam yiyorum. İlkinden sonra akşam yemeğini yiyoruz. Hanımın da bizde. Gel, bize ye bizde. Tamam işte, hazırlıyorlar dolma. Yiyeceğiz inşallah. Bugün biz de Mınik'in başındayız. Zeynel abim var, Temel kardeşim, Nazif var bizim. Tabii ki Metin, sen de varsın. Getirmiş olduğun, Alakan'dan getirmiş olduğunu kayısılarla, yani öğlen yemeği sonrasını burada senin kayısılarla geçirdik. İlim Hoca'nın tutlarından yedik diyelim. İlim Hoca'nın kara tutlarından yedik. Ve güzelmiş de yani, şifa niyetini. Evet, şifa niyetini, evet. 10 numara. Biraz da başka yerden alak da ek yapalım. Metin kardeşimine bir çek, Metin oraları, senin bahçeni çek. Metin kendi evini çek ye. Çekiyorum da abi, şey yapacağım ya, tekrar alacağım sizi. Sidi gibi olsun. Biliyorsun yani 50 lira yemedin. Helal abi. 50 lira yemedi diyorsun ya. He. Erzincan'dan dünyanın malzemesini aldık. 100 dolar fırın, televizyon, şirket. Ne aldın da peşin para. He. Ya adamlar hiç İstanbul'un esnafı gibi değil. Mesela şimdi bazıları diyor ki ben olsam oradan işte şahba tahmini bedava alır. He. Ne bedava? 50 lira yer. 1800 lira televizyon. 50 lira yer mi ya adamlar? He. Peşin para. O kadar ya. Ya azıcık ya adam. Allah Allah. Ben de
Dondurucu yok mu, derin dondurucu? Yok, dolabın şeyle koyuyoruz. Ha, biz derinde derin dondurucu var. Yani birkaç tane derin dondurucu yok, dur yedek kalsın ama öbürlerini işte aktararak şey yapacaksın. Ona göre alacaksın, ne olur ya. Buranın şeyini takip edin ya. Müşteriyi takip edeceksin. Aleykümselam, sen hoş geldin. Hoş geldiniz. Sağ ol, ne yapıyorsunuz? Allah razı olsun. Ne dedik? Bunları biraz müstehik durumda doğru getiriyorlar. Evet. Abi, yine. Nereye? Nereye? Patlamış arkadan. Patlamış. Orayı açarım ben de. Başkasına verdi, o da yaptı. Nereye başkasına verdi? Sana demiş galiba. Necati'ye git. Şimdi hımınlığı dedim, onların işi var. Yara verseydi ben orayı ben 2 günde fırı yapardım. Ya sen belli oluyor, yeşermiş orası. Coşkun mu vermiş? Coşkun mu? Necati'ye söyle. Coşkun mu söylemiş? Mişli konuşma. Adilla o. Evet. Mişli konuşuyorsun ya. Açıp söyleyeceğim şimdi. Sor. Coşkun'a. Sor, de ki. Arka. Ya sor da ki niye? Ya kurnak mı yedi? Daha aynen acele yaptırsın. Gözer istemiş, ne bu? Ulan sor. 10 gün sonra gidecek, şimdi lazım olmasa ondan sonra yapsan ne işe yarayacak? Şimdi ben bayram üzeri, yapma. Ya bayramdan sonra yap abi, gazete olan da gücüne. Ara, peki. Ya bu kurmak mıydı ya? Adam ne yapıyorsun? Adam kurmak ama. Burası Ömer Babacan'ın evi. 1930'lu yıllarda yapılmış. Şurada kitabesi var ama net olarak okuyamadığım için 1937, evet 1937 yılında yapılmış. Kardeşim hoş geldin. İsmini alabilir miyim? Merhaba. Ben Bünyamin Babacan. Bozalak köyünü ziyarete geldim. Almandır. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş Almanya'dan geldin. Geliyorsun. Sadrettin abimle beraber. Efendim, anlatın, duygularınızı alayım. Ya köye geldik. İyi, güzelce Kurban Bayramı'nın her kişinin tebrik ediyorum. Kutluyorum işten. Kurbanımızı kestik. Köyde dedelerimizle tanıştık. Bayramlaştık. Bugün de yola çıkacağız inşallah. İnşallah hayırlısıyla gidersin. Gidersiniz sağlıkla, sağlıklı. Sağ olun, her zaman selamlar. Her zaman sizi bekleriz köyümüze. Zaten İnşallah devamlı geleceğiz inşallah. Baban çok sevdiği için tabii ki sen de seviyorsun. Evet. Sadrettin abi sen anlat duygularını. Oğlun gelmiş, torunun gelmişti gördüğüm. Her 2 günlüğüne geldi gidiyorlar. Turbaçılık böyle. Olsun. Tamam. İyi ki geldiler. Evet. İyi ki varlar. Yine sizleri iyi kötü geldik köyü falan. Nazarlık'a gittik. Eş dostla tanıştık. Tanıştırdık daha doğrusu. Oldu. Her zaman geliyor musun? Kaç yıl oldu geldi? 2 sene önce en son gelmiştim. Evet. Şimdi her 2 senede bir geliyoruz. İnşallah. Anca diyorsun zamanımız, anca evet. Şeyimiz evet. Ona şey oluyor diyorsun. Her zaman gelin. Bizler de mutlu İnşallah. Edersiniz. Bizler de sizi görmekten mutlu oluruz. İnşallah. Sağ olun, var olun. Tekrar size güle güle sağ diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sadrettin abi, söyleyeceklerin. Yok, sağ ol şimdilik. Peki. Yok, senden görüşürüz inşallah. İnşallah. Sağ olun. Var olun.
Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi yüzeyir telli otları doğramış. Ot doğrama makinesi. Harman makinesi. Burası da ağlı. Yüzeyir telinin Ağustos'un 11'i sıcak bir gün diyoruz ama rüzgarın sesi sizlere kadar ulaşıyordur. Şu an güneş var ama bu rüzgar bizi serinletiyor. Sıcaklık var, nem yok. İnsanı rahatsız etmiyor. Bozoğlak manzarası Vank'ın burnundan. Arka planda Kardere Köyü. Daha gerilerde Gedikli'de Bergüsor. Sol tarafımızda Kardere Köyü nişanlık görüntüleri. Hılasor mevkisi. Bir makinesi daha var. Bakalım bu ne makinesi Hüseyin. Evet, bu da sanıyorsam patos mu diyorlar buna bilmiyorum ama sonra öğreneceğim kimse de yok yanımda. Ve tabi bunlar pulluklar, çift sürmeksiz salanlar.
Orhan abinin evi. Çocuklar isminiz ne sizin? Senin? Siz kimin nesisiz? Orhan'ın torunlarısınız. Babanın ismi ne senin? Abdullah. Ha, güzel. Çok güzel. İstanbul'dan mı geldiniz? Evet. Nerede oturuyorsunuz? Eviniz nerede? Yeşilpınar'da. Evet. Aa, güzel, memnun oldum. Orhan abinin torunları. Beğendiniz mi köyü? Evet. Gene gelecek misiniz? Galiba. Galiba, başka zaman. Galiba. Peki. Güzel. Ha, ne güzel. Ne güzel. Çok güzel. Bunlar da Orhan abinin ördekleri. Burası da değirmenin başı derler. Yusuf dayımla Yusuf dayının yerleri. Tabi şimdi çocuklarına kaldı buralar. Başta Nihat, İhsan, Ali, Mehmet, Yusuf dayının Fahrettin abi. Karşıda da bizim Kirazlı'nın yolağı. Belki derler ki sizler bu kayalardan, bu taşlardan ne anlıyorsunuz, neyini seviyorsun diyeceklerdi belki. Ama bizler için buralar her şeyden daha değerli. Doğduk, burayı gördük. Bu yaşa geldik, yine burası. Buralarda yaşadık. O yüzden bizim için çok değerli. Dağ, taş bile olsa hepsi güzel. Derelerimizde ağaçlarımız, tepelerimiz. Böyle baktığımız zaman sanki bir orman havası, kamera oyunları diye bir gerçek çekimler. Bunlar kazmış. Ben ördek sandım ama kazmış gerçekten. Şimdi dikkat ettim. Çünkü Orhan abinin torunları geldi yanıma. Dedim kaç tane ördeğiniz var? Onlar dedi ki ördek değil, bunlar kaz. Boşuna dememişler. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Çocuklar teşekkür ederim. Beni bilgilendirdiniz. Ben ördek biliyordum. Kazmış. Sağ olun. Seyreyle güzel kudretim ev. Lam neler eyler sana kurban. Seyreyle güzel kudretim ev. Lam neler eyler sana kurban.
Allah'a sığına dili tala neler eyler. Allah'a sığına dili tala neler eyler. Meyleylemezem gayrısına, Hazreti Hak'tan canan canan. Meyleylemezem gayrısına, Hazreti Hak'tan canan canan. Bir an değil ettiğimiz, yandan usandım. Bir an değil ettiğimiz, yandan usandım. Kolay gelsin Bekir. Sağ olasın ya. Nasıl geçti gününüz? İyi anlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok. Nasılsınız? İyi, iyi misiniz? Dinlenin. Hadi de. Parça tamam aldık, özür, çay molası verdik. İyi yaptınız, kolay gelsin. Çetinciğim, merhaba. Evet, merhaba abi. Hayırlı bayramlarınız olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen geldin, bak. Anlatın bakalım. Ne anladın? Kurban kestik, yoruldum. İki tane kurban kestik. Evet, güzel, kolay gelsin. Güzel, güzel çekiyor. Çay içiyor. Şakir'im bir yere gitme. Adil abi hoş geldin. Hayırlı hoş bulduk. Bayramlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kurbanla ilgili burada bulunuyorsunuz. İlk gün kurban kestik işte. Onları bak. Sen bir şey inattın mı? Yani vallahi ben vallahi. Ya Fırat nerede arıyorsun? Vallahi geçeceğiz. Bir görüşmek yapalım. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl köyü? Nasıl buldun? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Amca. Güzel. Bak. Katil amcada. Hayırlı bayramların olsun. Şimdi daha eşimizi daha var. Alayım tabi. O abdardı. Zat bir şeyler ne yapacak? Aslan eniştem benim. Kameraya çekiyorum. Yavrum yavrum benim gibi yetim kaldı dolanıp. Yetmeye mi daha da? Devam. Hadi bakalım. Devam. Hadi camıya gitmeyelim bizi. Hadi güle güle. Ama camıyla senin ne işin olacak? Sen işin bu işler. Evet. Nazif Hoca. O zaman kimse memek kalmış. Valla oldu. Orucu oldu. Orucu oldu. Orucu oldu. Bir şey kaldı işte. Burada o zaman nasıl? Burada bu 6-7 parçayı öldürdüm. Ha. Şeye geç gibi. İki sefer yaptı abi. Biz de hoca bu ay yapıyor. Evet Nazif Hocam. Kurban işini hallettik. Tahir diye ete boğduk her tarafa. Kime benziyor dedin? Tahir ne demiş? Ete boğdu. Ete boğdu. Ne demiş? Köy tadı ya buldu. Güzel olmaz. Kalkıyam var gittiyam. İstediğim zaman yatıyoruz. İstediğim zaman kalıyoruz. Açtığımdan yiyoruz. Saat boyu. Güçle kalıyoruz. Güçle yatıyoruz. Ama tatil çıkılsa bir hafta sürmüyor işte. Ondan sonra bakalım. Sen de bir fakir etsiniz. Tabii ki. Ne olacak bir çıkılsa ya. Yani o zaman en azından yine bir ay daha durmam lazım burada ama. Ama sen biliyorsun. Bundan aşık herhalde atılı oldu 5-6 dedin ya. Emek olunca olur. Bayağı bir tanemine olma başladı. Ne oldu? Oluyor. Geçti. Az zaman var. Gel şöyle insanıyor. Sen böyle insanınızı müştesin. Yürü yürü işte. Yürü lan çıkıp kapıda bir. Kıl sen bizim. Bağlar olmasın. Yok adamlara bir şey olmasın. Yani adamların yüzünden oldu. İnsanlar olar falan böyle ufak bir yasak köyde. Düşünüyor musun şimdi onunla vur olsaydı bu köy nasıl canlı olacak? Daha da güzel olurdu tabii ki. Yani tabii ki daha da güzel olurdu. Tabii ya. Yani. Bütün çocukluğumuz buralarda geçti. Vallahi billahi. Yani malıdı, tavarıdı, sığırıdı. Hele gidi. Abdullah'la konuştum bugün. Hasretin dönülüyor buranın. Bizim ha. Abdullah Selim. Yok lan işte ya. Tabii gelmeyiz. Bugün konuşalım. Bizim hasretin dönülüyor. Bakın gel. Hiç ne yapalım. Doluyor. Doluyor. Hiç gel. Allah'a emanet olun.
Hadi güle güle. Erdal. Ben sağ karşına geldiğinden. İyi. Tabii. Verin. Geldi işte. Kurbayla vuruz. İlimiz yok. Tişört. Şurada yere düşmeyiz. Kardeşiz. Kuştan ev. Gördün sen. Gördün sen. Biz bir şeyde gördük ama yani şey gitmeler. Gelen bir gitmek. Kaçın oldu geleli? Bir hafta oldu geleli. Kısmet olursa 23'üne kadar buradayız. Güzel. Epey bir zaman var. He, belki birkaç gün iş yerinden konuşup öteleyebilirim duruma göre. İş durumuna göre. Olur. Güzel. Valla ortam güzel. Her şey güzel. Hava da güzel. Hava güzel. Damarını memnun olurum. Hava bedava suyu var. Yerine kere bilsin. Ama sayılmaz. Sayılmaz. Güzel. Sen ne zaman düşünün? Ben 19'unu döneceğim. 19. Sen de maşa epeyi kalıyorsun yani hemen hemen. İşte. Olabildiği kadar. Nasıl geçiyor senin için günler? Benim için ben Akınburnu'ndan. Nerede? Akınburnu'na gittim. Oradan çekerek aşağı derelerden. Oo iyi maşallah. Vallahi çekerek geldim. Vallahi sorun veriyorum sana. Benim için de görevlisi bunu güzel, yapıyor. Güzel güzel. İsteyenler var. Evet. Görmek isteyenler var. Gelemeyip. Anladım. Bunlar Allah'a seçtiler. Akşam lokalde misin? İnşallah. Var mı program? İnşallah, inşallah. Öyle duydum, duyum aldım ama İnşallah. Şey getirecek mi herhalde? Beşleliği. Bakalım. Öyle duyum aldım. Görüşürüz. Maya bir bakalım. Erzincan'a geliyorsunuz. Evet, Erzincan'a geliyoruz. Sabah erken mi gittiniz? Sabahın 10'a gittik. Şu anda 4'e gittik. Keseri var mı? Çok. Dünler var mı? Bir günler gittik. Bir dönem gittik. Biraz günle geldik. Tamam, günler olur mu abi? Abi ne olur? Aç kaldık diyor. Sabah kahvaltı. Bir de sağlam yanına bakıyorsun. Evet. Evet, ben Erzincan'a kaldım. Benim evim. Biliyorum, biliyorum. Bu kesem mi oluyor? Şer şu. Ben. Sağ ol. Sağ ol. Selam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah. Sergöz'e candır ha. Sergöz'ler. Yeniden söyle. Terin göze candır. Bir sehe candır denler var ama biz buna katılmış. Evet, bugün Ocağız. Pazartesi 2019. İbrahim Hüseyin Bacan'ı da arayın. Turan oğlu. Nazif Fatih ve ben. Ben de olduğum gibi. Mutlu bunu sağ olun. Çok güzel olduk işte. Mesela çıkıyor. Sağ olun. Sırt damalı şimdi. Evet. Ben size arayın. Ben gelip aldık yiyelim. Evet. Ve anasını tutup kulağı verebilirim. Tamam. Ben bir seçmeyi bunu. Biz de bu güvenliğinde buluyoruz. Ya iyi ki oradayız. Buralar benim için çok önemli biliyor musun? Çünkü bizim için çok önemli. Çocukluğumuzun burada geçti. Çocukluğumuz burada geçti. Çocukluğumuz o zaman bu yol yoktu. Ta aşağı Kamızın dereden doğru geliyorduk. Yokuş yukarı. Tabii o zaman bu yol yoktu. Yaya geliyorduk o zaman buraya. Kaç yaşlarındaydınız peki? Yani okula falan başlamamıştım o zaman. Yani bu dediğim şey. El altı 7 sene güzel mi? 45 sene önce. Daha fazla 55-56 sene. Yani. Evet. 50 sene önce. Yani. Ben ne büyük bacana. Evet, tabii. Ben şimdi bacana ne büyük. Evet, okuştan buraya gelişinden bunda buraya başlıyor. Ama hep şu bacana gideyim. Bunların derdi bir avlisi var. O zaman. O derdi. Evet. Ama annemiz de bizim o çap. Ben ve falan falan. Burada da kalmaya alınmışları. Evet, evet. Kalk. Kalk. Sen geçiriz. Benim yukarı kim var bu? Onu çekti lan gir. Evet. Evet, günler görüyorum daha doğrusu. Abi siz abi. Ama da şimdi evdeyiz. Canlar mı? Merhaba. Hoş bulduk. Sen neredesin? Neredesin? Ahmet abi sen ne zaman geldin? Ben de aynı anda geldim. Neredesin buradın? Özellikle aynı kadar buradık. Hayır. Canlar. Yerleşik bizim. Evet. Sağlar. 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 Biz de sen bu. Bunlar da kurbanların bağırsakları kurutuluyor. Şirden. Şirdenler. Evet, şirdenler. Her bağırsak şirden. Onların şirden. Şimdi bekliyorum. Babadan da.
Hamağımız da var. Efendim kurban etleri kaynıyor. Kelleler bunlar. Kelleler. Çok güzel. Fırında kelle. Evet. Bunlar hakiki et. Unlanmış ve kurutulan. Evet. Unlanıyor, kurutuluyor. Bu da Cumhurbaşkanımız. Burada. Burada ama gel böyle. Evet, bir eşek gördüm. Uzun zamandan beri görmemiştim. Köylerde artık hayvan yok. Bir tane eşek görebildim. Evet, yeğenim Hasan Özyalçı'nın evinin içini de görüntülerim dedik. Buraya kadar gelmişken şart köşesi. Burası salonumuz. Hasan çok güzel. Çok güzel eviniz. Güle güle oturun. Sağ olasın. Mak Kıbrıs fotoğrafımız askerlik. Ama şart kösen harikulade Hasan. Evet. Çok güzel. Burası kızların odası. Güzel. Burası da bizim yatak odamız. Hasan çok güzel. Mutfağımız. Hı hı. Yakayım mı sayısın? Yok, yok. Hasan toplamda kaç metrekare burası? Burası toplam 75. Güzel. Mutfak bizim oda kadar var yani aynısı. Evet çok güzel. Güzel olan zaten bu Hasan. Hı hı. Mutfağın güzel.
odalarınız hakeza. Her şey güzel, manzara güzel. Evet, Nezgeb'in olduğu yerler. Biraz yaklaştırayım. Kolay gelsin. Sağ ol. Anlat bakalım. Ne anlatayım? Vallahi ne istersen. Bak, köyünüze geldiniz. Pişiriyor bak. Eski kimsini devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte baba ocağını tüttürmeye böyle devam ediyoruz. Çok tüttürüyor. Çok iyi. Evet gerçi. Olsun dumanıyla olsun. Güzel olan burası zaten. İyi yapmışsın. Çocukları da getirmişsin bu sene. Güzel, güzel. Ne kadar süre burada kalacaksınız? Okul açana kadar buradayız. Ha, okullar 9'unda açılacak. İnşallah. Genelde 20 gün oldu. Ha güzel, daha zamanınız var. Daha zaman var. Güzel. Hayırlısı. Hep buralarda durak diye işte geliyoruz. Bundan uğraşmak için. İyi hayat. Güzel. Gelmek istiyoruz. Yerimizden geldiği kadar da. Hı-hı. Geliyoruz. Peki, sana kolay gelsin. Bu da tarihi bileği taşı. Ama gençler toplanıp akşamları haber ettiğinden sonra derneği açıp bir gırgır şamata hep millet birbirini tanır. Hem de bir çay amcandan anahtarı al. Bilgi alakalı yok. Anlamıyorum yani. Şey yapmayacaksın yani. Senden Mehmet İsmet'in oğlu. Gençler organize edebilirsin. Orada en azından şimdiden sonra bir çay yapın. Ona haber verin. Bir çay yapın. Orada bir gırgır şamata bir tanısın bile. Ben bozdum. Camiden çağıracağım. Ama şey söyleyeceğim şimdi. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Lise. Diğer sabit. Fatih bu telefon senin mi? Ha bakalım. Mesaj geldi de gördüm yani. Yoksa ben de görmezdim. Hayır. Geçmiştim. Harmaneden aşağı sayıyorum öyle. Evet. Kafayı yiyorum. Nelerle geldi? Sırayı da bırak. Neler gelmiş ki? Abi. Dediğim gibi tarihi demek bileği taşı. Orada çantalar, mantalar yapmışlar mı? Geçiyorlar. Araba gitti. Arabanın bu da eskiden öküzler nallanırdı. Bu gördüğümüz çatal. Öküz nallanırken ayaklarını
dik tutabilmek için kendi yerde ayaklarını, işte bu gördüğümüz çatal kullanılırdı. Oranın dönüşüyle ilgili içeriden o kadar. Eniştemiz Nalbant'tı, demirciydi. Öyle dönüyoruz zaten, yani. Orada direkt dönemiyoruz. Şerif amcaları değil, giderseniz de... Şerif eniştemiz. Yereden gidip dönüyorsunuz. Oraya... Hal bilmez elinden, çekti gelenler. Var mı? Din ben envim erenler. Bravo Süleyman. Karaburun'dayız. Nazif abiden Allah razı olsun, Tabancalı gelmiş. Geçen gittik Sıtkı Tahir direğin tepesinde 3 bütü yaktık. Üçümüz bütü. Şahin şahin. Ne var ne yok, vurdu da artık. Yatır. Elinden ey kendim erenler, kendim eren. Efendim Karaburun'dan Kardere Köyü, Bozoğlak Köyü, Sungur'un taşı, Gediktepe Köyü, Bergisor, Kardere Köyü'nün fidanlığı, Topsöğürtler, Klasör mevkisi, Toptaş, Ardıç, Taşbaşı, Galındolar, İlyas'ın gözesi, çekiyor musun? Evet. Geldim Temel'im. Hazır. Ateş! Sanki fazla oldu. Sanki mi yapalım? Oldu sana. İyisi şey yapıyor. Sana değil. Benim cenanım. Adil abi. Görüşürüz. Size iyi çekimler diyorum. İyi gezmeler. Ben köye döneceğim. He. Şey Erzurum'dan falan gelenler oldu ya. Yok. Erzurum'a mı gideceksin? Ya şeylerden. Borkop'un nüfusu kadar adam var onlar. Karaburun'dan Şökke, Korkop, Cermigi Vadisi, Hunzur Dağları silsilesi. Karşıda Oğuz Köyü. Oğuz.
Baba bugün dağda duman yeri var. Oğul kaçta keman yeri var. Yeri var, yeri var. Baba bugün çöz göksünün düğmesini yar. Valla bende güman yeri var, yeri var, zalim yârim. Valla bende güman yeri var, yeri var, zalim yâri. Hadi. Hadi ağzım kurudu. Ne mantıklı yer yapmışlar ya. Ulan bir şişe su almadık, görüyor musun? Vallahi en büyük yanlış. Adil Çakmaktaş, bizi buraya getirdin, ağzım kurudu. Vallahi o tedbirle sizin alsaydınız suyunuzu. Evet. Yani selfie çekerken dereye usulacağız, bir de o var. Selfie çekmeyin efendim. Nazif seni çeksin, sen de Nazif'i çek. Evet, buradan da eski Korkop şu anda hala hazırda duruyor yani ayakta. Ha, ver bakalım bari salatalıkla gidelim. Dörde bölek de. Evet. Vardı ya öyle bir masal. Birini bir derede kes, birini bir derede kes diye. Bozoğlak, madayın bozoğlak. Medyin bozoğlak. He. Alalım salatalığımızı. Bizim şeyin Şemşin'in bahçesinden ya. Kimin? Şemşin ablan. Onda her şey bu. Dolar, bağır. Her şey bu.
Efendim 2019 Erzincan Kemah Bozoğlak ziyaretimde dağlarımızdan, tepelerimizden komşu köylerin görüntülerini alıyorum. Şu anda gördüğümüz de eski Dikyamaç Köyü. Burası heyelan nedeniyle boşaltıldı. Diğer bir alana, yakın bir yere taşındı. Al almayı daldan al, al almayı daldan al, daldan alma benden al, daldan alma benden al. Duydum gelin on isen, duydum gelin on isen. Dur ben ölem ondan al, dur ben ölem ondan al. Oy hennom, hennom, hennom. Oy hennom, hennom, hennom. Eller kınalı hennom, gözler sürmeli hennom. Oy hennom, hennom, hennom. Oy hennom, hennom, hennom. Eller kınalı hennom, gözler sürmeli hennom. Evet arkadaşlar, bugün de bayramın 3. günü. Bugün safari maceramız vardı. Köyden çıktık, İnekağı'dan Karaburun'a, Korkom'un salına, oradan tüm her tarafı görüntüledik, izledik. Yıllardır göremeyen arkadaşlarım vardı oralara gidip de. Nazif, Temel, İdris Telli abimiz, bizim mihmandarımız yanımızda bize yol gösterdi. İstersen iki tane sallayayım. Ondan sonra, şimdi de geldik yine aşağı İnekağı'daki Sarhoşgil'in, Çeşme'nin bulunduğu yere. Nazif kardeşim de şu anda yine bize neşelendiriyor. Bu ara kulaklarımızın zarı patladı. Sanki biraz fazla mı kaçtı? Yok canım. Temel kardeşim su nasıl? Soğuk değil mi? Çok güzel. Dedemin ruhu şad olsun. Bu büyük dedenizin değil mi sizin için? Büyük dedemizin, Allah rahmet eylesin. Sarhoş Şaban derlerdi, o mu? Onların işte, onlardan. Yani lakabı öyle derler değil mi? Sadı Şaban. Yok, Şaban. Şaban. Molla Halil. Molla Halil'in kurunu. Molla Halil'in kurunu. Şinasi kardeşimiz de buranın onarımını yeniledi. Evet. Hizmetimize Allah sundu. Kardeşim teşekkür ederim. İyi ki şey yapmış, sıcaktan geldik, suyumuzu burada sağ içtik. Suyu da buz gibi diye ki. Suyu buz gibi zaten. Ölmüşlerinin canına gitsin. Amin. Amin. İşte. Allah buz gibi on numara ya. İşte afiyet olsun. Bu, tamam mı? Vallahi ne şekerimiz kurunu, kaldı ne bir şey ya. Yaparsın kurunu. Öldükten sonra bile sana gelir işte, içen kurt, kuş, insan su içer, dua eder. Sevabımız büyük yazılır. Sevabımız büyük yazılır. Allah herkese de nasip etmiyor böyle sadaka-i cariye işleri, biliyor musun? Oh. Erzincan'da bir kuş var, yine ben ölüm, yine ben ölüm. Kanadında gümüş var, aman, aman, aman. Gitti yarim gelmedi, yine ben ölüm, yine ben ölüm. Elbet bunda bir iş var, aman, aman, aman. Gitti yarim gelmedi, yine ben ölüm, yine ben ölüm.
Elbet bunda bir iş var, aman, aman, aman. Ben sesimle katkıda bulunuyorum. Çünkü ben kameramanım. Herkesin biz... O zaman uzun hava çekmem lazım. Uzun hava, kısa hava. Hayır. Şimdi devam edebilirsin. Şöyle bir alalım. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Bu karayazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu karayazı. Kader böyle imiş, ağlarım bazı. Gönül ey sebebim, bu karayazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu karayazı. Kader böyle imiş, ağlarım bazı. Onlar sattı bizi. Bu gonca gülleri bende revmedim. Çifte kumruları eş edemedim. Zalim felek ile baş edemedim. Alnıma yazılmış bu karayazı. Kader böyle imiş, ağlarım bazı. Gönül ey sebep. Evet, günümüzü böyle bugün de devam ettiriyoruz. Tamam. Bugün bu kadar. Sanki onu söyledim mi? Biraz daha ağlamak lazım. Kapatıyor mu? Dur onu. Bu nasıl bu? Kerhane lafının anlamı aslında kötü değil de. Tabii. Biz kar edilen yer. Kar edilen yani anlamında. Bayağı böyledir biliyor musun? Albay tanıyor musun Ali abiyi? Yok. Tanrı. Var ya kısa boylu. Şeydi ya, turnuva başkanlığı ne var? Turnuva başkanlığı yaptı bundan 3 dönem önce. Ali Karahan. Ali Karahan. Evet, tamam. Ali Karahan, tamam. Anlıyorsunuz ya. Anladım. Sempatik bir olandır, neşelidir. Böyle sempatik bir adam. Bu filmde de oynadı ya. Hani o Tanrılar bir film yapmıştı, kısa film. Orada da söylüyor o lafı. Köye... Memlekete ilk gelip şeyi dernek kurma faaliyetlerini anlatan bir kısa film yapmışlar. Çok güzel. Evet, hatırlıyorum. Onlar o konuda iyi çalışıyor. Hı-hı. Bak şu anda da bir projeleri var ya. Küçükbaş hayvancılık konusunda. Konu yetiştiricilikte şey Hüseyin Akkuş ilgilendiğim için atmış beni. Hı. Şeye burada şeyleri vardı, keçileri vardı onların ya. Keçi. Onlar belli başlı evet. Ticaretleri yapmışlar bu konuda. Yapmışlar onlar her şeyi her şeyi denediler ama. Hala da yapıyorlar yani. Birlik ama şu anda birlikte. Müthiş teşvik varmış ya. Geçen, nereden karşılaştık birisi? Şeyde öğretmen evinin müdürü yok ki Kemal'de o anlattı. Oradaydı ya şey. Orhan Fatih Orhan. Ziraatçı onlarla çalışıyor. Şey yok mu? Orhan Bey yok mu? He. O dedi, onlar da şöyle demiş. Devletin verdiği teşvik acayip bir şey var diyor.
bir şey yaramadık. Adamlar yapıyorlar. Bu da diyorum ki var ya. Anlamlı yapıyorlar yani. Bu da diyorum ki var ya. Ciddi anlamdan ziyade bağlılıktan oluyor. Başta, baştaki dernek başkanları, en başta da beceriksizlik bende. Öyle diyelim abi. Biz geldik burada, muhtarları kale aldık, şunu kale aldık, bunu kale aldık. Beceriksizlikten ziyade. Biz hep kendimize yorumluyoruz. Aslında biz beceriksiz değiliz. Onlar beceriksiz ve korkak abi. Böyle ve fikir çıkıyor. Zülükmeye geliyorsun. Biz ancak kalbimizi tatmin ediyoruz ya en sonunda. Tamam mı? Diyoruz ki ya biz beceremedik. Aslında projeyi üreten kafa beceriksiz olur mu abi? O kadar kafa yordun değil mi? Getirdin o kitapları çoğunu sen okudun. Dernekte duruyor hali. Şimdi nasıl biz beceriksiz oluyoruz abi? Şimdi şey Abdülkadir, bir işi yaparken o yapmak isteyen insanlar az bir şey kafadan kontak olması lazım, deli olması lazım. Şimdi bizim içimizde frenleyenler oldu. En baştan da bizim şey Kardere. Bizi çok engelledi. Tam böyle bir işe kalkışıyoruz. Ya olur mu, olmaz mı dediler mi de iş bitti. Ama bak, biz bazen... o işe kalkışacaktık. Ya batacaktık ya çıkacaktık. Abi, bir... Ama o da güç isteyen bir şeydi. Evet, bugün... Dikkamaç köyünü ziyarete geldik. Sabah kahvaltısında benim için de bir fırsat oldu buraları görüntülemek. Senin emanetlerin arabada şurada. İşte sanal iş yapıyorlar ya. Bir de valizler diye bir şey vurdular insanlar. Orada şey yazıyorlar. Kargo bizden. Ama dediğin gibi üstüne de kargo 1 liraysa 3 lira koyuyor. Fiyatını koyuyorlar. Abi o tarafta öbürü 17 liraya satıyor. Şu verip alıyor. Yeter ki kargo senden var. Öyle de evet Mülayim kardeşim, bugün bizi burada ağırladınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Anlatacağınız bir şeyler var mı bize? Geldik köyümüze bayram için. Daha güzelini bekliyorduk ama bu kadarına da şükür. Daha çok gençlerimizi görmek istiyoruz. Daha güzel şenlikler, daha güzel hareketli etkinlikler görmek istiyoruz. Çocukları, gençleri köyümüze, köylerimize çekmek için daha canlı görmek istiyoruz. Bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkür ederim. Peki, sağ olasın. İnşallah önümüzdeki yıllarda. Lütfü abi sen neler dersin bizim bizlere? Söyleyeceğim bir sözün var mı bizlere? Onun bakışı görmüyor musun? Bakışı yeter. Peki bakışların her şeyi anlattı. Hem her şeyi anlattı. Peki. Teşekkür ederim. Onun bakışı her şeyi anlatıyor. Mehmet Aşağı. Evet Mehmet kardeşim. Evet abi. Siz ne dersiniz? Ben şöyle diyeyim. Bizi buraya toplayan Sayın Başkanımız Mülayim Sevik kahvaltı verdiği için çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve komşu köyler birliği olarak da ve dernek başkanları orada, onlara çok çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Tüm köylerimizi burada en iyi şekilde görmek istiyoruz. Büyüklerimizi, küçüklerimizi. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, biz de teşekkür ederim. Evet Erol Başkanım. Sizin baştan ev sahibi Mülayim kardeşimize, Mehmet kardeşimize baştan teşekkür ederiz. Bu bir gelenek oldu. Buraya geldiğimiz zaman hiç kimse kendi köyünde durmaz. Mutlaka başkanlar bir arada toplanırız.